Merhabalar. Artık saatimizdeyiz. Ve bu canlı yayına inşallah kapanmamak üzere başladık. İki adet deneme yayını yapınca inşallah takipçiler kızmamışlardır. Hoş geldiniz. Öncelikle yeni bir salı sohbetinde birlikteyiz inşallah. Bugünkü konu Hande Topbaşlı'nın 10 parmağında 10 marifet var. Hem yazıyor, hem çiziyor, hem konuşuyor. Şimdi tanışacaksınız. Bizim de yollarımız bir biçimde kesişti. Onu da söyleyeceğim. Tabii o yakında binaen de kendisiyle görüşmek istedim. O da kabul etti. Teşekkür ederim. Şimdi Hande Hanım nerelerde? Henüz dahil olamamış. Herkes iyi mi? Hande Topbaş katıldı. Geldim mi? Geldi. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Merhabalar. Nihayet iki şeyden sonra ama saatinde sorunsuz başlamak için bütün bunlar yapıldı. O yüzden iyi oldu. Hassasiyetiniz için de teşekkürler. Bazen program içinde bunlar oluyordu. O zaman da program sarkıyordu tabii ki. İnsanlar herhalde dünyaya gelirken kişilikleriyle geliyorlar. Ben 7 aylık doğmuşum. Baştan ne olduğumu belli etmişim. Her zaman Evet. her şeyi erken yapmayı seviyorum. Temkinliyim aslında. Güzel. Bir de iş hayatı böyle alıştı. Planlı, programlı, saatinde. Aman öncesinde bir şey olmasın. Gerçekten. Önceki olabilecek olanları da en azına aza indirgemek. Onun dışında olanlar da zaten Allah'u alem. Dolayısıyla bu hassasiyet güzel bir şey. Evet Hande Hanım hoş geldiniz. Ben şimdi yorumları kapatacağım. Bir 15 dakika sonra açacağım. Soru sormak isteyenler şimdiden düşünsünler sorularını. Ve biz sohbete başlayalım artık. Tamam, çok teşekkürler. Rica ederim. Evet. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Elhamdülillah görüştük. Bak nerelerde. Evet, korona bizi farklı yerlerden farklı yollar açtı. Aynen. Ben bu eskiden bilgisayara, internete daha karşıydık ama bunların gerekliliğini öğretti bir yerde. Ama tabii ki güzel amaçlarla kullanıldığında Tabii çok. tabii. Yani karşı olmak yerine hayra dönüştürerek yol almak, işte bunu ne kadar başarabiliyorsak, becerebiliyorsak. Dediğiniz doğru, nitekim biz de koronadan sonra başladık. Korona hepimizi kapatınca canımız sıkıldı, ne yapacağız, biz de bir şeyler yapalım, insan, iki insan görelim diye. Sohbete başladık, sağ olsunlar konuklarımız da oldu, takip edenler oldu derken bir senedir fazladır yani bu işi yürütüyorum. Hem de istikrarlı bir biçimde Allah'a şükür pek bir kaybımız aramız yok. Ama şeyde ta izne çıkacağım der. İzin vereceğim kendime. Şeyden sonra Temmuz'un sonunda Ağustos'ta izinde olacağım inşallah. Şimdi şöyle bizim program formatımız. Biyografi konuşmaları bir grup arkadaşla biyografi konuşmaları yapıyorum. Dolayısıyla sizin de bu biyografi konuşmaları konseptinde sizinle görüşüyoruz. Şöyle bir doğumunuzdan yılları da işte ya sayarak yani şu yılda şöyle oldu böyle oldu şeklinde okullar, size katkıda bulunan hocalar ya da başka ailenizden büyükler, arkadaşlarınız neyse kitaplar bunları da katarak bir biyografinizde yol alalım. Sonra ara ara ben yine o şey yapacağım sorulara giriş yapacağım yani dalacağım hemen konuşmanın ortasına çünkü bu bir sohbet. Tabii. Tamam. Hayat Buyurun. çiz diyebilirim benim yolumu. Hepimizin esasında yolunu farklı amaçlarla başlasak bile hayattaki engeller veya açılan kapılar çiziyor. Beni Evet. bir engeller çizdi diyebilirim. Tamam. Beni getiren engellerdi diyebilirim. Çünkü Güzel. ben ve matematik
zekasına sahip biriyim diyeyim. Hmm. Her zaman da buna önem verdim hayatımda. Ama çocukluğumda olan bir şeyler de beni bu yola itti diyebilirim. Mesela anneannemin anka kuşu hikayeleri. Ben çocuklara hiçbir şeyi boşa gitmediğini bilmemiz gerekir. Çocuklar için ne yaparsak ona faydalı. Psikoloji okudum sonrasında ben. Davranış bilimleri yani. İlk okuduğum şey şuydu. Çocuklarınıza bebek olduğuna aldırmadan bebek sepetine koyduğunda göz önüne gelen yerdeki oyuncak koyun ve o oyuncakları her zaman değiştirin. Evet. Farklı müzikler, farklı ülkelerin müziklerini dinletin. Çünkü farkında olmasak da bebekler o beşikte uyurken zihinlerine bir şeyler işliyor. Dan dinletin. Gerçekten bazı temeller çocukken atılıyor. Peki sizde bu süreç nasıl oldu? Ne hatır? Bebekken hatırlamıyorsunuz herhalde. Neyi hatırlıyorsunuz? Ama Başlığa daha doğmadınız. Başlayalım da ondan sonra buralara psikolojiye gelelim. anneannemin şeylerini hatırlıyorum. Masallarını, anka kuşunu, seyahatleri. Kaç yaşlarını söylüyorsunuz? 5-6 yaşlarımda görüyorum anneannemin masallarını. Onların yazlığına gidip kalırdık. Anneannem biraz torunlarına düşkündü. O bizden yatmayı tercih ederdi. Oh ne güzel. Evet, dedem de Cumhuriyet çocuklarından çok böyle türkülüğü içine yedire yedire yaşamış bir Osmanlı askerin evladıydı. Mehter marşları okurdu o da bize ve Türklük çok önemliydi. Ne demek sen? Annem de yağlı boya tablolar yapardı ama hani şuraya dokunmayın, buraya dokunmayın, orası salon diyen bir annem yoktu. Tam tersi, ortasında kendi yağlı boyaya çalışırdı zaten. Bir düğüne bile giderken en şık kıyafetlerini giydiğinde iki fırça attığını hatırlıyorum. Herhalde bunlar insanın zihninde ve hayatında oluşturduğu Evet. Çok zevkler. renkli bir ortam ve hareketli artı. Yani sadece renk yok, hareket de var. Evet. Öyle gözüküyor. Siz de 7 aylık olsa da çok hareketlisiniz o zaman. Aynen. Aceleydi, acele gelmişsiniz dünyaya. Nerede, hangi memleket, il, ilçe? İstanbul'da doğdum. Hep Erenköy'de yaşadım. Erenköy, Erenköy. bahçeli evlerde, aile, büyük ailelerde yaşadım. Babaannem, amcamlar ve biz bir evdeydik. Ta ki çocuklar, erkek kız çocuklar büyüyüp artık yani evleri İslami olarak ayırmamız gerekene kadar 12 yaşlar falan hep beraber çok büyük bir aile içinde yaşadık. Maşallah. Ama bunlar hep insana zenginlik ve hoşluk Ya kazandı. tabii ki o kadar büyük bir kazanım ki yani şimdi tek başına yaşayan ya da iki kişi de olsa ne olacak ki? Bir duvar arasında bir apartman dairesinde yaşayan çocuğun zihin dünyası ve zenginliğiyle o kadar bir sürü insan büyük küçük her yaştan insanla Gerçekten. bir arada ilişkiye giren, konuşan, üzülen, sevilen çok farklı tabii ki. Çok zengin bir dünya. Büyütürken de en çok şuna dikkat ettim. Biz kendimiz çocukken büyürken çok soru soruyoruz. Yaş Evet. ise bir şeyleri anlatma ihtiyacındalar. Orta yaş ise koşturmada. Eğer yaşlarla yani annelerimiz babalarımızla yaşadığımız zaman anne baba da çocuk da biraz zorlanıyor. Ama evde büyük anne büyük baba varsa onlar sizin bu soru sorma ihtiyacınızı, masal Evet. ihtiyaçlarını, hikayeyi, tarihi anlatırken size sıkılmadan anlatıyorlar. Ve sizin daracınız gerekli bilgilerle bir şey Dağcığım. oluyor. Ben bunu Kesinlikle. elime kaleme aldığımda çok fark ettim. O günlere mi gittiniz? Yani edebiyatla ilgili bir şeyler daha evvelden yapmadığım halde çok okumalar yani ben böyle çok kültürlü okumalar yapmamıştım çocukluğumda. Evet. Severdim ama klasiklerden falan çok okuduğumu hatırlamıyorum. Ama anlatılanların meyvesini yedim diyebilirim. Bir de edebiyat yolculuğundan önce ben bir gezgindim. Her zaman gezgindim. Evet. Peki ilkokul, ortaokulda nereleri gezdiniz? Yani ilkokulda da Erenköy'desiniz, orta lisede. Ortaokulda da Erenköy'deyim. Sadece 17 yaşıma kadar gittiğim yer Ümre'ydi. Ama her yıl Ümre'ye giderdik. Ümre bir yer. 18 gün falan kalırdık. Çünkü o bütün dünyanın toplandığı yerdi Ümre. Öyle. Şeyi hatırlıyorum. Sonradan da hala yaptığım bir şey bu. Annem geceleri o zaman o kadar kalabalık değil. 7 kere 7 yapardı.
Ama bizi otelde bırakmazdı yani. Yanına alırdı. Bir de battaniye alırdı. Haremde uyumak çok iyi gelir derdi. Bizi yatırırdı. Göz hizamızda ayakları görürdüm hep. Ve ayakların hikayesini düşünürdüm. Yaralı ayaklar, parçalanmış ayaklar, temiz ayaklar, kirli ayaklar, zihin biraz küçük, büyük, pamuk gibi ayaklar. Değil mi? Çocuğun zihin dünyasında neler şekilleniyor? Evet, ayağına kıyamayıp terlik giymiş ayaklar. Mesela ona çok şaşırdım. Baba nasıl terlikle tavaf ediyorlar? Günah değil mi derdim. Kızım ayağında yara vardır. Ayağı çatlaktır. Kanmışlar. Yani sonradan onu hatırlıyorum bu zihnimde yerleştirdiğini. Ama gezmek her zaman hayalimdi. Çünkü babam hayatımda idolümdü benim. O da evlenmeden evvel gezmiş çok. Ama evlendikten sonra da iş seyahatlerine çok çıkardı. Hep böyle onun bavulla gelmesi, bize hediyeler getirmesi. Bir de hoş bir tarafı vardı babamın. Bavulundan bir torba böyle, o zaman çok değişik kalemler, kuru boyalar, bebekler yok. Bavulundan çıkan hediyeleri bir yere yığardı. Derdi ki ikişer tane seçin. Biz çocuklar ikişer seçerdik fakat geri kalanını bir torbaya doldururdu. Akrabalarla oturduğumuz bir apartman vardı. En üstten başlayın, her çocuk bir tane seçsin derdi. Torbayla en üstten başlardık biz, onları dağıtırdık. Arada bir kaldığı parçalar oluyor, sevdiğin arkadaşına bir parça ayırıyorsun filan. Zihnimde hoş bir hatıraydı bu. Evet, ne kadar enteresan bir hikaye, yani bir yaşam tarzı ama aynı zamanda hikaye gibi şimdi. Hatta Evet. sinema filmi de olabilir yani. Bir çocuğun zihin dünyasına babası geliyor, hediyeler veriyor, üst kattan alt kata kadar hepsini dağıtıyor. Bunların hiçbirisi de yok yani, üstelik şu anki yaşam Gerçekten biçiminde. bir hem çocuğuna farklılık yapıyorsun, iki Tabii. tane getiriyorsun, hem çocuğuna vermeyi öğretiyorsun Tabii. ve arkadaşlar arası bağları da kuvvetlendiriyor. Yani hediyeleşiniz, aranızda Tabii sabretmeyi de öğretir. Belki o aldığı kişinin aldığından daha çok sever. Yani o keşke benim olsaydı diğer çocuk ama arkadaşı almıştır falan. Orada her şeyin kendine ait olmayacağını paylaşmayı kesinlikle evet, çok ama çok öğretici bir şey. Yani çocukları katmak çok öğretici. O anlamda aile olarak çok şanslı bir yerde olmuş maşallah. evet. Anne de baba da çok iyi gözüküyor. Allah Peki anneanne öyle, dede yok mu? dedemin bir tanesini, babamın babasını çok küçük yaşta kaybetmişler. Onu hiç görmedim. Diğer dedem de işte mehter marşlarıyla büyüttü. Makine mühendisliği okumuş Amerika'da. Maşallah. Yani Türklük onun için çok önemliydi. Hatta Amerika'daki üniversiteden teklif almış, bir şey bulmuş. Torunlardan biri girip baktığında hala ismi orada kayıtlıydı ama demiş yani bana verdiğiniz maaş önemli değil. Ben ülkeme hizmet edeceğim çünkü beni ülkem okuttu demiş ve geri. Doğru. Peki ne zaman vefat etti? Kaç yaşındaydın? Dedem 80 küsür yaşında vefat etti. Anneannem de o bakımdan Yok, şanslıydı. sen kaç yaşındaydın? Efendim? Sen kaç yaşındaydın dedem vefat ettiğinde? Ben çocuklarım bile gördü O dedemi. zaman hikaye hatıratını falan yazsaydınız bir şeyler. Yani güzel olur herhalde. İnşallah bir Onun hikayelerini falan çıkarsaydınız. Yo hocam, Ali hocam da öyküye geçmemi istiyor ama bir türlü olmadı. Ben hala gezilerde takılı Sen kaldım. geziye ara verince inşallah, ama daha demek ki vaktin var. Gençsin, daha biraz daha Yok. gezebilirsin dermiş. Yani 50 oluyorum Eylül'de. Olsun, 50 bir şey değil yani. Yani. 80-90'a kadar yolu var dermişim. Çok Yazıyor. güzeldi maşallah. Hani de böyle çocukluğumu dinlediğimiz zaman hem gülme var hem eğlenme var. Peki üzüntü de var mı? Neye mesela üzüldüğünü hatırlıyorsun? Yani üzüntüler var da ben pozitif düşünen bir insanım. Annem çok fazla pozitif düşünür. Herkesin hayatında olduğu gibi bizim de çok yaşadığımız acılar oldu. Ama insan pozitif tarafından aldığı zaman olayları çok daha başarılı oluyor hayatta. Şimdi bizim genç çocuklarımız istedikleri okullara gidebiliyorlar. Ben hiçbir zaman istediğim bir okula gitmedim. Her zaman babamın, annemin seçtiği okula Değil mi? gittim. Bizde öyleydi. Evet, ama bunlar sorun olmuyordu. Babam bir yasak koyduğunda farklı bir şeyi yapıp mutlu olabiliyordum.
Anneme, biz dört kardeşiz, en küçük erkek kardeşim anneme şey diyor, Pollyanna senin devrinde yaşasaydı, seni görseydi intihar ederdi anne diyerek. Onu aşıyor yani. Polyana'yı da aşıyor. Sanırım onu öyle. Maşallah. Yani o yüzden hayatın olumlu taraflarını görmeyi daha çok seviyorum. Mutlaka tabii ki yani bir de böyle bir şey var. Bu da hatıratlarda en problematik durum. Yani hep en güzeller, en iyiler, en doğrular, en mükemmeller ama insanın hayatında üzüntü de var. Fakat Tabii. o üzüntü olunca kişi olacak. Kişi olunca o kişi de üzülecek. Onun çoluğu çocuğu falan derken yazımda en çok insanları geren bu şeyler oluyor ama şeyin de yani bizi beslediğini, büyüttüğünü düşünüyorum. Üzüntünün de, kederin de, haksızlığın da belki bir haksızlık yapılmıştır, bir kazık yenmiştir belki bilmiyorum ama onun üstesinden gelebilmek için kişi daha çok efor sarf eder ve dolayısıyla daha başarılı olur. O Tabii. anlamda dediğin doğru, her şeyi olumsuz anlamında ele almamak lazım ki almamaya gayret gösteriyoruz ama hayatın içinde üzüntü de var, acı da var, işte kazık yemek de var. Bunları da hem çocuklarımıza, şimdi çocuklar o kadar pür, mutlu, haz odaklı yaşıyor, yetiştiriliyor ki öyle bir dünya yok. Dolayısıyla üzüntüyü de, kederi de öğrenmemiz ve sabretmemiz gerekiyor. Ya annem mesela çok faaldi ama şimdiki anne çocukların pek çok işini yapıyorlar. Ben ilkokul 1'de okuma yazma öğrenir öğrenmez bir dersimiz vardı ve bize ansiklopediden belli kelimeleri bulmayı öğrettiler. Meydanlar Uslar Kütüphane'nin çok üstündeydi, onu hatırlıyorum. O zaman şimdi telefon gibi telefondan bul, Google yok. Anneme dedim ki anne ansiklopediyi verir misin? Dedi ki ben her gün evde olamam ve ev hanımıydı annem. Ben her gün evde olamam, oraya çıkıp bu kitabı almayı öğrenmelisin ve onu bulmayı öğrenmelisin dedi. Yani hatırlıyorum, merdiven getirdim olmadı, koltuk çektim olmadı ama annem yerinden kalkıp bana vermedi o ansiklopediyi. Ne kadar güzel. İşte o sabrı göstermesi lazım ailenin. Evet, yani düşer gibi olduğumda da ay düşüyorsun da demedi. Ama bir şeylerin ucundan tutmayı ve bir zorluğun üstesinden gelmeyi öğretti. Evet. Veya üniversite imtihanına girmek istediğimde babamın yaşantısına göre üniversite o kadar yani başıma açmamı istemiyordu. Zaten ben de açmazdım ama ne bileyim bir üniversite imtihanına giremedikten sonra üniversite hayatına arkamı dönmedim. Mesela 10 yıl sonra imtihana girdim liseyi bitirdikten. Baktım fen matematik konularında okuyamayacağım çünkü dışarıdan bitirmem lazım. Davranış bilimlerini seçtim. Ama bu 10 yılı boşa harcamamayı öğretti bu zorluk Tabii. bana. Mesela Haluk Dursun vardı, çok severim. Hayatına kimler katkıda bulundu derseniz, Evet. Dursun çok büyük bir katkıda bulundu. 6 yıl Aa, hiç yılmadan her hafta ona derse gittim. çok iyi. Ders vermişti. Üniversiteye gitsem belki Haluk Hoca'dan Tabii. ondan ders alamazdım. Bir müddet çünkü Topkapı'nın müdürlüğünü yaptı ve Evet. Topkapı'nda vize ve ders verdi. Sevimli sevimli şey derdi. Bana bir şey gönderirseniz adresim Topkapı Sarayı. Gerçekten öyle yazılıyordu. Çünkü onun içindeki müştemilatta kalıyordu. Sonra çocuklarımıza biz bir iyilik yaptığımızda farkında olmadan bize geri dönüyor. Şeyi hatırlıyorum. Bir hanım, Hollandalı bir hanım bir Türk'le evleniyor. Müslümanlığı seçiyor. Bu yola girdikten sonra da Almanya'daki işlerini Almanya'da tanışıyorlar. Bırakıp Türkiye'ye dönmeyi Müslüman bir çocuk yetiştirebilmek için rica ediyor kocasından. Ve kocasından daha da Müslüman. Yani İslamiyet'i daha çok yaşıyor, daha Müslüman. Evet, onlar daha rasyonel yaşıyorlar. Madem oldum devam edeceğim. Sonra eşini kaybettikten sonra 3 evladıyla burada kalıyor ki Hollanda'da yaşam standartları çok yüksek olup 0 lira harcayacağı halde burada kalıyor. İmam Hatip'e veriyor çocuğunu. Anneme bir haber geldi. Bu hanıma gidin nasıl yardımcı olacağınızı öğrenin diye. Gittiğimizde pedagog olduğunu ve İngilizce ders verdiğini öğretti. Söyleyince hemen annem bizi paldır küldür oraya İngilizce. İngilizce kursuna mı gittiniz? Evet. O hanımdan ders aldık kız kardeşimle. Ben genel kültürümün çoğunu ondan öğrendim. Evet, bak ne kadar güzel. Biyografileri dizdi.
Ve dedi ki ilk ders, hiç ders yapmadan hangi sayfalar, hangi konular ilginizi çekiyor? Ama biz İngilizce bilmiyoruz yani. Çok az. Böyle bir karıştırdık. Benim işaretlediklerimin hepsi gezilerdi. Kız kardeşimin de sosyoloji ve psikoloji ile ilgili. Sonra dersimizi üçe ayırdı. Fatma'nın istediği konular, benim istediğim konular ve gramer. İlk gezi yazılarını onunla öyle okudum Evet. diye bir şeyden öyle haberdar oldum. Hayatımıza giren herkes bize bir artı katıyor. Ama bence orada aldığımız bu çok büyük, kız kardeşim de aynı şeyi söylüyor. Bakış açısının sebebi annemin oraya bir iyilik niyetiyle gitmesiydi. Başkalarına iyilik yaptığımız zaman bize daha artı olarak dönüyor. Yani kendimiz için bir şeylerle için mücadele ettiğimizden daha fazla artı olarak geldiğini Tabii gördüm ben. tabii. Yardım iyileştirir zaten. İyilik iyileştirir ama böyle şey yaparak, içten gelerek. Gerçekten yani annen gerçekten çok akıllı bir kadın yani. Evet. Sizin kadar, belki sizden daha çok. Hem yetiştirirken yani o satır araları, o noktalar sizi öne sürmesi, yani şeyiniz bozmanız, tekrar tekrar uğraşmanız, hiç onlarda taviz vermemesi, orada sabretmesi. Evin ortasında dahi olsa fırçasını bırakmaması. Evet. Tabii ki bütün bunlar çocukta çok güzel etkiler Peki. oluşturuyor. Senin dünyanı da belirliyor aynı zamanda. Artı mesela birlikte sosyal bir biçimde dışarıya açılıyorsunuz. Ve oradaki insan İngilizce ve sizin de ihtiyacınız var. Siz gibi başka arkadaşlarınız geliyor derken o aile de burada yerini yapmış oluyor. Çok da güzel tabii ki bunlar. Çok güzel hareketler. İyilik, ben de hep çocuğu da katmak gerekir diyorum. Yani biz çocuğu okula gidiyor. Tamam, onun bir okulu var, bir de ev var. Evde de yatıyor. Bu Evet. iki kurum ya da iki bina hiç yan yana gelmiyor. Çocuk okulda, anne evde, aile evde. Öyle değil yani. Aynı zamanda çocuk da bu evde, evin bir işinden tutması lazım. En az, en ufak bir şeyde aileyle bir yerlere tabii ki gidip gelmesi lazım. Bunlar da herhalde bu son yıllarda kaybettiğimiz şeyler oluyor. O anlamda zengin bir ortam, sizin yetiştiğiniz ortam Evet. oluyor ve sen İngilizceyi de öğrenerek büyüyorsun. Ondan sonra evleneceksin herhalde. Ya sıra evine mi geliyor? Yaşta evlendim, evet. 17 yaşında evlendim. Bayağı erken yani. Yani normalde eskiden öyle erken evleniyorlardı, bu zaman için erken. Yoksa evlilik yaşı tabii ki 17 yaş o kadar da şey değil. Çok yoktu 17 yaş ama kendi isteğimle evlendim yani. Tabii. Hı. Ondan sonra güzel bir şey. Çocuğum erken yaşta oldu. 30 yaşında oğlum var. Hoş bir şey. Evet. Arı yaşta. Maşallah. Şey, peki evlilikle hayatı nasıl yani, bir yan yana gel, iki farklı aile, iki farklı insan, nerelerde mesela çatışmalar çıktı? Geçen hafta Serap Hoca'daydı, şeylerde çıkmış işte, bir yer tamir edilecek, sen yapacaksın, ben yapacağım, bizim evde anne yapar, bizim evde baba yapar mesela. Sizde bu karşılaştırmalarda ne gibi şeyler yaşandı? Yani ben çok özgür olacağım diye evlendim. Olamayacağımı anladım bir Türk erkek evli olunca. Çok Yani emin bir insandır. Ama evliliğin kalıplarını o zaman hissettim. Ama 10 yıl içinde beni serbest bıraktı, öyle diyeyim. O İşte. 12 yıl içinde bayağı serbest. Çocuklar da büyümüştür. Zaten sen nasıl serbest olacaksın? Çocuğun olmuş da gelir gelmez. Yani dolayısıyla Yani kaç evlilik çocuğun var? en güzel şey sevgi. Tabii. Sevgi temellerini çok güçlendiriyor ve çok Tabii. güzel. Şimdi gençler maalesef evlilikten çabuk vazgeçiyorlar, çabuk yıkıyorlar. Ama evlilik gerçekten çok güzel bir şey. Tabii ki her an mutlu olmuyor. Yani ben evlendikten bir yıl sonra şunu demiştim. Yani evlilik zormuş ama hayal ettiğimden çok daha güzel anlar da var. Hayal edemediğim kadar zor anlar da var. Evlenmeden evvel o şeyi kestiremiyoruz. Ama herkesin evlenmesi, bir yuva kurması çok güzel. Ve Evet. vazgeçmemesi, kesinlikle çabuk vazgeçmemesi. Bir de evliliği kurtaran şey herhalde hep ortak bir şeyler bulup onları paylaşmak. Tabii. Benim Evet. için önemli olan şey bir şeyleri paylaşmaktı.
O baştaki zorlukları da sanırım o paylaşma bölümüyle. Yani öğrenme biçimi işte zorluklar tamam ne olacak? Bunu nasıl halledebiliriz diye yöntem geliştireceksin. Şimdi biz soru ALF, ALO fetvada da mesela yöntem geliştirin ne ya nasıl yani diyor mesela. Ben sizin eşinizi tanımam. Siz eşiniz nasıl, ne gibi özellikleri vardır? Onları göz önüne alarak işte birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım şeklinde yöntem geliştirebilirsiniz diye yardımcı oluyorduk. Yani zaten bir de evliliğe galiba şöyle hayal üzerinden başlanıyor. Bu fotoroman vardı bizim zamanımızda. Şimdi diziler var falan. İnsanlar öyle evlenip ondan sonra ev hayatı öyle olmayacağı her şey üzerine kalınca bu muymuş diye geri dönen çok fazla. Mesela orada geri dönüş değil de evet bu. Şimdi ne yapacağım? Ya Evet. yavaş yavaş adım 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 çöze çöze ilerle. Ama tabii sevgi orada. Yani erkek kadını koruyor, kolluyor, merhamet sahibi ise kadın direniyor. Evet, yani zorluklara direniyor ama onun hayatı başka, kadının hayatı başka ilerliyorsa o evlilik biraz şey oluyor, olmuyor yani. Tabular var, bazı tabular var. Gerçekten onlar da yani şundan 50 yıl evvel annelerimizin devri gibi değil tabii ki. Tabii. Onlara rağmen evli kalınmamalı. İnsan kendine zarar vereceği yerde tabii ki bırakmalı. Tabii. Hem neyin zarar verdiğini iyi düşünüp karar vermeli. Tabii. Ve çabuk olmuyor ve yürütmek için yani kardeşlerimiz var, anne babamız var, arkadaşlarımız var. Onlarla da biz bir araya bir eve Tabii. zorlanırız zaten. Herkese geçinmek için tavizler veriyoruz illaki. Yani sabrettiğimiz birçok şey oluyor. Eşinizle niye olmuyor, değil mi yani? Ben biraz feministleri kızdıracağım ama ilk hanımlar biraz alttan alıp yolu erkeklere bırakırlarsa çok arkadan değil ama elini tutup yarım adım arkadan yüründüğünde herhalde daha kolay oluyor evlilikler. Yani öne geçmeye de lüzum yok. Yani o kadar da gerekmiyor. Evet, yarış değil yani bu. Birlikte yol alma zaten. Yani ben Dolayısıyla. evlilikte armutun eşitliğini konuşamam. Yani. Erkeği de ben öyle görüyorum. Hepsi bir meyve ama elma ile armut gibi farklıyız diye İnsan düşünüyorum. olmakta eşit ama birey olmakta farklılıklarımız çok bariz zaten. Biri kadın, biri erkek yani nasıl eşit? Evet. Ama Yani insan olmakta öyle. ben nasıl bir bebeği büyütebiliyorsam, eşim nasıl hamile kalamıyorsa o da savaşmak için yaratılmış. Ülkede savaş olduğunda niye erkekler savaşa giriyor ve eşitlik diye hanımlar orduya yazılmıyorsa biraz yani el ele tutuşmak çok güzel ama yarım adım arkadan yürünmek evliliği götüren şey Yani herhalde. bir de o strateji. Şimdi şöyle yarım adım deyince niye ben geride kalıyorum? Niye aynı yerde değilsem? Değil. Hayır, o aslında bir birlikteliği devam ettirmede gözetilmesi gereken strateji. Strateji her işte olması gereken bir şey. Sen bunu belirlemezsen o yaptığın ufacık bir projede bile geri kalırsın. Tabii ki. Dolayısıyla planlama, strateji çok önemli. Peki 12 sene sonra ne oldu? Nasıl özgür oldun peki 12 sene sonra? Adım adım dediğiniz şeyler büyüyor. Oğlanı alıyorsun bir yere gidiyorsun. Bir şey hayatın daha farklılaşıyor. O da büyüdü çünkü ikimiz de küçük yaşta evlendik. Yani ben 17'ydim, o da 21'di. Bir de doğru. Sanki erkek her şeyi biliyormuş gibi şey yapıyoruz. Tabii o da büyüyor yani, o da öğreniyor. Beraber büyüdük. Diyorum annem babamdan daha çok onunla beraberdim yani. O yüzden güzel bir şey. Bütün gençlere evliliği tavsiye ediyorum. Çocuklarınla birlikte. Peki çocukların var, aile, büyük aile. Sen ne ara gezmeye vakit bulabiliyorsun? Ben gezilerimi çok evvelden planlıyorum. 10 güne yayılan büyük geziler yapmıyorum. Çok uzaklara bile olsa evvelden belgeseller seyrediyorum. Nereyi nereye gezeceğim karar veriyorum ve programlı bir insanım. Öğlen yemeklerini bile atlayabiliyorum ama 5 geziyi 3 güne sığdırıyorum öyle olunca. Evvel yaptığım araştırmalar beni zaten besliyor. Nereye, niçin bakacağımı biliyorum. Mümkünse yerel bir rehberle gezmeyi tercih ediyorum. Çünkü yerel bir rehberle gezmek ilk ağızdan size bir bilgiye ulaştırıyor. Ama şöyle bir farklılık var tabii ki. Ne kadar araştırırsam araştırayım, bir kere birisi bana sormuştu. Hiç gezmediğiniz bir yeri yazdınız mı? Hiç gezmediğim bir yeri yazmadım. Ama notlarım zaten gezmeden evvel sayfalarca not alıyorum. Ama gezmeden evvel aldığım notların hiçbiri o yazıya girmiyor. Çünkü
Ben beş duyumla geziyorum. Yani bir şeyi koklamam, tadına bakmam, duymam, hissetmem lazım. Gözümü kapayıp bazen şehri dinliyorum, seslerini duyuyorum. Bir nehir gördüğümde ayağımı sokuyorum. Farklı her şeyinde farklı lezzetler tadıyorum. Öyle. Yani bir şeyi gezmeden olmuyor. Ayrıca ne kadar araştırırsak araştıralım, karşımıza farklı sürprizler çıkıyor. Tabii Mesela o bir ansiklopedi Google'dan araştırıp bakabilirsin ama yanına gittiğinde çok daha farklı bir şey. Birebir ilişkiye giriyorsun. Avrupa'da İslamiyet'ten ve Osmanlı'dan kalan her şey gizli. Marsilya'da bir tane anıta rastladım. Osmanlı tuğrası var üstünde. Rehber illaki diyor ki bu Faslıların şeyi. Diyorum ki kaç yılında yapılmış? Şu yılda. Tamam. Fas hükümeti o zaman kimindi diyor? Faslıların. Hayır diyorum. Orası Osmanlılara aitti ve bu Osmanlı tuğrası. Hayır, Faslıların diyor. Faslıların bize hediyesi diyor. Yani işte Osmanlı'yı silmek için herkes var gücüyle çalışıyor. Evet, yani bu kadar bir bari bir düşün yani. Sen bir tarih mezunusun ki orada rehber olabilmişsin. Birkaç lisan biliyorsun ki rehber olabilmişsin. Bu neyin iddiası hala? Veya Ama bir kim? yani bir sahip çıkmazsa ötekisi niye sahip çıksın? Bizden kaynaklanıyor. Biz hiçbir şeyimize sahip çıkmıyoruz ki. Osmanlı bulunduğu topraklarda en büyük izlemin şu, çok rahat bırakmış herkesi. Tabii. Fransızların 10 yıldan az yaşadığı yerde herkes Fransızca biliyor, devlet Fransızca sisteme geçmiş. Ama Osmanlı orada 40 yıl kalsa da onları zorlamamış. Hukuku işletiyor Osmanlı, adaleti. Ondan sonra herkes kendi işinde serbest ama adalet bu noktasında çok güveniyorlar. O yüzden de çok kalıcı, uzun süre sürmesinin nedenini de buna bağlıyorlar yani. Peki sesiniz mi gitti? Yo, geliyor. Ha, tamam, gidip saydınız mı? Ne kadar, kaç yer gezdiniz? Dünyada gezmediğiniz yer var mı? Var var. Dünya bitmez. Ha peki şey var mı, bir gezi rotanız diyeceğim de daha da gezinize rehberlik eden düşünce anlamında neleri gezmeye, böyle sadece görmek mi istiyorsunuz? Arkasındaki tarihi perspektifle birlikte mi orada oluyorsunuz? Çünkü güzel dünyanın cennet köşelerinden bir köşe diye mi gidiyorsunuz? Ne Yani yapıyorsunuz yani? Gezi programınızı etki eden felsefe ne oluyor mesela? yazmaya başlamadan evvelki gezen Hande ile yazmaya başladıktan sonra gezen Hande çok farklı bir kere. Doğru, kesin. İnsanlar benim için çok önemli. Oradaki halkı merak ediyorum. Da yine çocukluğuma gittiğimde şeyi hatırlatıyor. Ben erkek çocuklarıyla maç oynamayı çok severdim. Sadece bebekleri elime aldığım zaman, o zaman işte Barbie bebekler böyle babam Evet. tane koklayarak şey, bakıyoruz. Annemin bir kumaş bavulu vardı. Ondan parçalar keser, bebeklere elbise dikerdim. Ama bebeklere diktiğim elbiseler hep hikayeler, geziler. Yani sari dikerdim mesela. Bebeğin adı yoktu, Hindistan kıyafetin adı. Hep ülkelerde. Sanırım çocukken de böyle gezmeye merak. Sadece bebeklerle o zaman oynardım. Gezerken de o yüzden benim için elbiseler, renkler, tarih, yani hepsi bir anda içe geçiyor. O günü de seviyorum o ülkenin. Geçmişini de seviyorum. Ama muhakkak o ülkenin insanlarıyla konuşmayı seviyorum. O ülkenin lezzetlerini tatmayı seviyorum. O ülkenin yaşayanları nereden ne alışveriş yapar onu seviyorum. Yani turistik bir yerler değil de mesela Hindistan'a gittiğim zaman kadına diyorum sen nereden kıyafet alıyorsun? Sen nereden kitabı alıyorsun? Tabii ki beğenmezsem turistik bölüme de geçiyorum. Yani bir kadın alışveriş az. Ama Tabii, doğru. atmayı sen nereden baharat alıyorsun? Hangi baharatı kullanıyorsun? Hangi yemeği yapıyorsun? Yemek tarifi alıyorum mesela onlardan ve eve bunları pişiriyorum. Yani gezi sadece benim geziye gitmem ve dönmem uçakta başlayıp uçakta bitmiyor. Biraz hayatıma geçiyor. Dokunuyorsun yani hem oradaki insanlara, tabi bu da yazıya dönüşünce orada da o dokunuşlar gözüküyor. Peki bu yazmaya ne zaman gerek duydun, gerek ya yani yazmayı motive eden şey neydi? Ben sanatçıyım aynı zamanda, tesip Oraya sanatçı. geleceğiz de şu yazıyı da halledelim. Gezi yazı, ondan sonra oraya geleceğiz. İşte yazı bana sanatla açıldı ama. Bu Ha. tesip yazı hikaye. Evet. Onun için değineyim dedim. Eşimin dedesi çok hürmet ettiğim biriydi, Musa Topbaş.
Ben tahta boyamaları falan yaparken bana dedi ki bir gün, kızım niye Allah'ın ayetlerini süslemiyorsunuz? O zaman da eşim böyle dışarıda kurslara karşı ve gerçekten ben de tesip yapmak istiyordum. Esasında kimseye söylememiştim ama o birden onu söyleyince dedim evden vize çıkmıyor efendim dedim. O da çağır dedi torunu tabii. Dedi ki gitsin anne tesip dersi alsın. Ben bir koştura koştura gidişim var. Ertesi günü buldum ve başladım. Ama işte zorluklar bazı kapıları açıyor. Ben siyahla, yani ben renkli bir insanım ve siyah turuncu eşarptan da belli zaten. 50 yaşımda turuncu taktığıma göre. Siyahla devamlı çalışıyorsunuz tesipte ilk bir yıl. Öyle mi? Ama ben çok bunaldım. Eğer ben o tesip dersine ilk istediğimde eşim beni gönderseydi hakikaten ilk bir yıl içinde bırakırdım tesip. Şimdi kafamda ekiyorum, biçiyorum. Ben diyorum buna başladım, bu kadar zor izin aldım. Bunu bırakırsam başka şeye izin vermeyecek. Öyle olduğu için ilk öyle yapmış. O bir seneye sabrettin, o bir seni siyaha sabrettin yani. Sonra şimdi kendim ders vermeye başladığımda da asla öğrencileri siyah mürekkeple çalıştırmadım. Bir yıl renkli mürekkep aldım ve her sayfada farklı Ha, mürekkep. esprisi neymiş o siyahın? Anı ben de merak ettim. Siyahla kontür çekiliyor. Hataları daha iyi görüldüğü için hocalar siyahla çektiriyor kontürleri, kontür çalışmaları. Ben renklilerle başladım. Ne bileyim ilk eli düzelmeden bile bir tarama çiçek yaptırdım. Öyle Yani o da yeni yöntemler geliştirebiliyorsun. Artık tabii hoca olunca hocalık o demek biraz da yani. yani kişiliğim hocalığımı etkiledi diyeyim. Belirliyor, etkiliyor. Sonra dediğim gibi bu tarih dersleri çok alıyordum. Hümeyra Şahin vardır, Başbakanlıkta danışman şu anda. Onunla semsem Cumhurbaşkanlığında değil mi? başkanlığında. Onunla semsem İstanbul gezileri yaptıydık. Kuş evleri hakkında filan. Sonra bir dergi çıkarıldı. O dergiden bana dediler ki sanat yazısı yazar mısın? Dedim ben yazı yazamam. Benim en kırık dersim edebiyattı ve en sevmediğim dersim edebiyattı. Dediler ki sen yaz bilgine göre biz Tabii, güzel güzel. yazarız. Ben önce bir iki işte Hattat Padişahlar, Tessip, Osmanlı sanatında Lale, Osmanlı mezar taşları, kuş evleri bu tip şeyleri yazdım. Dedim ki yetti herhalde dedim 6 ay sonra. Yok dediler siz çok geziyormuşsunuz bir de İstanbul'dan birkaç gezi yeri yazın. Yazın da üç şey onu yazalım. Ben de düşündüm gençler işte Taksim'e gider, işte Balat'a gider o tip bir yazılar yazayım. Sonra ama dedim ki yani bir iş yapıyorsam bu işi öğrenip yapmam Değil lazım. mi yani Yani kendinizin yapması daha iyi insanın. sağlam yere basmam lazım. Araştırdım yazı nasıl öğrenilir, yazı nasıl yapılır. Ali Ural'ın yazarlık atölyelerini öğrendim. Evet. Şimdi de ara sınıftan aldılar beni böyle Nisan filandı daha bu hala sanat bölümlerini yazarken. Ali Ural'ın dersine girdim ama o zaman çok kuvvetli öğrenciler var. O ikinci yıllarında ve aradan girmişim. Tabii ben bir yazı yazdım. Ali Hoca takatat dükkanı istemiyorum dedi kağıdı geri verdi. Yürek anne merhameti anne yüreği dedi. Öyle olunca ben tabii yürek kalp yazmışım. Takatat dükkanı istemiyorum dedi verdi. Yani o, işte o da beni dergi bağlamasa bir daha hayatta diyorum zaten. Hocam yani o gün kaçmıştım ben. Ama 11 yıldır devam ediyorum hala. Maşallah. Biz de zaten bir atölyede karşılaştık. O seneyi biraz geçirdik de Ali Oral'ın dersinde. Derken bugünlere geldik. Ama evet yani şöyle de bir şey var. Bir sabır yönünüz çok kuvvetli. Yani Yani istediğiniz ulaşmak için. hiç sabırlı bir insan değilimdir. Hayatımın Evet. ama bilgide sabırlıyım. Ama işte öyle sabırlı bir insan değilim diyorsunuz ama istediğiniz şeye ulaşmak sabrı gerektiriyorsa yani Evet. hoca veriyor kağıdınızı bu yazı olmamış ne yapacaksınız? Ya Evet. gideceksin devam edeceksin yine yazacaksın yine tekrar ede. Hoca da epey uğraşmıştı. Ama sen de çok istikrarlı. Bir de zaten gezilerin var arada. O kadar da devamlı olamayabiliyorsun. Çünkü bir yerlere gidiyorsun, geliyorsun. Fakat ertesi gün yazı dersinde. Ama hayatta bazı şeyleri çok istediğinizde dediğiniz gibi erkek kardeşimin nikah günü bile anneme dedim ki ben yarım saat kala geleceğim. Bugün yazı dersim var. Bir gün evvel ne istiyorsan yapacağım.
Yani başkası Ona berber. planlıyorsun, evet, ona göre. Yani evet, yani berberimi veya makyajımı hiçe sayıp oraya, yani onu öne çektim. Veya bir geziye gideceksem, Perşembeydi bizim o zaman dersler. Evet. Cuma gibi kısaysa döneyim. Yani insan bir şeye çok tutkuyla bağlandığı zaman yapması gerektiğine. Bu arada ben yazı yazarken çok mutlu olan bir insan değilim. İçim çok daralıyor yazı yazarken. Yani yazı yazar genelde öyle olunur. Böyle keyifli keyifli sıkılır yani insan yazarken. Şimdi bittikten sonra belki biraz mutlu olabilir. Bitti diye o da. Kaparken çok mutlu oluyorum. Bitmiş kanunu imzayı attığımda çok mutlu oluyorum. Ama Veya şimdi bir tane kitabınız var biliyorum ben. İki tane, iki oldu mu? iki, evet iki. Bir Ha, tanesi, maşallah, ikinciyi görmedim. evet bir tanesi sırf Türkiye. Esasında dört, yani bütün dergilere yazdığım gezi yazılarını toplasak kitap çıkar da biz üçüncü kitabı inşallah öykü üzerine düşünüyoruz. Yani öykü var ama dergilere gezi yazısı yazmaktan öbürüne veya işte sanat da arada oldu. Ama yani bu dergilerde toplansın, dergilerde kalmasın. Şimdi onlar orada kalıyor. Nasıl biz mesela onlar nereden nasıl çıkacak? Evet, yani belki de toplayıp onları da kitap haline dönüştürebiliriz. Orada pek bir şey yok. Onu editör de yapar. Zaten yazılmış yazılar. Onu Zaten şey yaparsın. o yazılar, fotoğrafları da içinde. Esasında çok büyük bir şey gerekmiyor ama işte hocayla biz bir öykü çıksın, bir farklılık olsun dedik. Ha, devam ediyor yani Ali Ural. Tabii ediyorum. Orası asla. Baba Oradan hoca. emekli olmayacaksınız. Evet. Güzel maşallah ama yani o motivasyon da güzel bir şey. İnsanı besliyor, mutlu ediyor, sonuç ürün alıyorsun. Her şey artık hepiniz yazıyor. Yani sıfırdan başlayıp o süreci izlemek de çok keyifli. Bir Birçok de insan oraya sıfırdan geliyor. tabii bir de şöyle bir şey, bir sınıftasınız. Sınıfta 15 kişi var. Hiçbiri birbiriyle aynı yazmıyor. Bazı Tabii. ders sadece 5 tane kelime veriyor. O kelimelerin içinde olduğu bir öykü, hikaye veya bir espri İnsanı yazıyor. da orada öğreniyorsun. Yani insan nasıl bir varlık, orada görüyorsun insanı. Evet. Evet. Bir de Ali Hoca birkaç yıl sonra diyor ki mesela sen şunu oku, sen bunu oku. Hepimizi yönlendiriyor ve içimizdeki cevheri bence çıkarıyor. Tabii. Sözünü dinleyen daha başarılı oluyor. Çok Yahya. güzel kitap şeyleri var, tavsiyeleri var. Gerçekten Ali Hoca'daki o tavsiye yazarlardan ben de çok kitap ve yazar öğrendim. Şimdi de şeye geçelim. Şu tescip, müzehip kısmına biraz giriş yaptık ama yani orada da sanki bir farklılık var. Klasiği devam ettirmiyorsunuz. Kendi yönteminizi, Evet. farklılığınızı koymuş. Sanki biraz resimle Ebru'yu mu birleştiriyorsunuz? Ne yapıyor? Öyle anladım. Son 2 yılda bir öyle farklılık yaptım. Biyenel'e katıldım ben bundan evvelki Biyenel'e. İslam Eserleri Müzesi'nde sergim açıldı. O zaman şey düşündüm, o klasik bir şeydi ama hikayelerini yazmayı düşündüm. Yani sanatları karıştırmayı seviyorum. Hat tesibe ne kadar yakışıyorsa bunun edebiyatı da katabileceğim aklıma geldi. Ve hikayelerini yazdım tabloların. Ama mesela ben o tesibi yaparken ne düşünmüştüm? Niçin o tesibi o ayetin etrafına yaptım? Ayetin zaten manasını düşünüyorum bir kere tesip yapmadan evvel. Tabii. Veya nerede indiğine bakıyorum Evet. bazen bir minyatür ekleyeceksem. Kız kardeşim bir hat yazmıştı ve ortasında bir boşluk vardı. Elifler böyle ortada buluşuyordu. O zaman aklıma Kabe gelmişti. Ortasında Kabe yapmıştım. İnsanlar sanki Kabe'ye gidiyor gibi. Ve dışındaki haykeri de şey düşünmüştüm. Tavaf eden gruplar. Tül gibi bir şeyler yapıp böyle düşündüm mesela. İhram ne tarafa atılır? Bu tarafa atılıyor. O zaman o yöne dönmeli o tüyler. İşte Malezyalılar grup şeklinde yürüyor. O zaman bir grup şeklinde bir negatif olmalı aralarda, böyle o grupları bana çağrıştıracak. Ondan çıkarak dedim ki ben kendi yaptığım eserlerin hikayelerini yazayım. Ama çok uzun olmasın o. Çünkü bir müzede gezerken bir Tabii. karar. Öyle hikayelerini yazdım ve o sergiden sonra da dedim bu sefer farklı bir şey yapayım. Evet. Ebru'ları seyrettim ve Ebru'ların içinde bir şekiller gizli. Evet, yeni şeyler konuyor Ebru'lara. Çok da güzel. Ben beğeniyorum. Güzel oluyor. Böyle kuşları gördüm, bir kuşlara. Sonra Mantıkut Tahir'den hep çok etkilenmiştim. Anneannemin işte yine hikayeleri, anka kuşu. Acaba bir
Şeyman Tukut Tayrın kuşlarını tamamlayabilir miyim yeni bir Biennale diye düşündüm. Sonra ama çok talep oldu yani. Sergiyi beklemeden yaptıklarımda Instagram'dan gitti birkaç tanesi satıldı filan. Ama öyle bir değişik bir kapı açtı o da bana. Evet evet işte yani onu diyorum. Ebru tamam ama Ebru'nun ötesinde ya da farklı kendi farklılığını imza gibi de düşünebilir. Biraz daha resmi de ve hikayeyi de o resmin içine giydiriyorsun tabii ki yani sadece alt yazı anlamında değil. Resmin içine baktığın zaman o hikayeyi görüyorsun ve de başka bir şey de görebilirsin. Her göz ne görür o ayrı bir şey. Ama Mesela çok at gördüm. Sonra at bana Fatih Sultan Mehmet'i çağrıştı. Bir tane atın birine miğfer koydum. O, bir boşluk vardı aşağıya. Oraya da Ayasofya'yı yaptım. Ayasofya'nın eski şeklini. Ama tabii insanın dini bakış açısı her zaman etkiliyor. tabii. Ben asacağım onu. Ayasofya'nın üstündeki hacı yapamadım. Nasılsa çok minyatür görünmez diyerekten. Yani Yani. evimde demek. o kadar olacak ya. Onu da biz yapıyoruz. Her sanatçı kendi imzasını koyacak. Yani şey de diyorum Şimdi eser. atölyeniz mi var sizin? Yani sen nerede hocalık yapıyorsun? Ben evde çalışıyorum ama Muhibbi Sanat'ta öğretmenlik yapıyorum. Orada hoş bir ortam. Hat dersleri de var. Hasan Çelebi de orada ders veriyordu. Şimdi biraz sıhhatinden demiyor. Orada ders veriyorum. Ama genelde evden çalışıyorum kendi çalışmalarımı yani. Sadece öğrencilerimle orada çalışıyorum. Ha, tamam. Yani bu kadar hareketin içinde yazmak da oturmayı gerektiriyor. Ebru da oturmayı gerektiriyor. Ebru'ları ben yapmıyorum. Ebru'ları Barutçugil'den alıyorum. Ha. Barut Ebru'sunu çok seviyorum ve Barut Ebru'sundaki o patlamalar desene çok uyuyor. Evet. Patlamaların içinde bir şekiller gizli. Onlar beni çekiyor açıkçası. Kendim Ebru hiç yapmadım. Kızım bir Evet. iki kere. Ama Ebru'larım hep Barutçugil'e ait. Bir de şimdi ben tesipte bir yere geldim. Bir de Ebru'yu da ona zaman ayırmak istiyorum. Çok büyük bir ustanın ebruları var. Onları kullanmak bana da değer katıyor. Evet, kesinlikle. Tabii yani sanat anlamında ileridesin belli bir sanatta. O anlamda oradan devam etmek de güzel bir şey. Hem de Barutçugil Hoca'nın da ebruları değerlendirilmiş oluyor. Elinize sağlık. Herkes çok memnun sohbetten. Sağ Teşekkür olun. ediyoruz biz de. Ben çok Senin için de değişik bir atraksiyon oldu herhalde bu Instagram yayını. çok çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Bazı okullardan da böyle teklifler geldi. Birkaç okulda öğrencilerle de yaptık Ama program. onlar Zoom'dan yapılıyor. Onlar kapalı devre. Şimdi biz burada Evet. canlı yayın yapıyoruz. Yani okulları şimdi çok beğeniyorum gerçekten. Bizim Evet. okul sisteminin çok dışına çıktılar. Öğrencilere çok güzel farklı sanatları, farklı şeyleri Evet. diyorlar. Bizim çocuklarımızın zamanında küçüklüğünde bu kadar yoktu. Tabii Ben tabii. her çocuğun bir müzik aleti, bir sanatla ilgilenmesi gerektiğine inanıyorum. Yani veya bir hayvan bakması, yani kaplumbağa da bakabilir, balık da bakabilir, büyük bahçe. Bakıyorlar zaten. Yeni çocuklar bakıyor. Yani çocuklar farklı şeylerle uğraştıkları zaman bakış açıları çok genişliyor ve verici olmayı öğreniyorlar. Tabii Evet. hani sporun hepsini birden yapamaz ama bir müzik aleti, bir spor, bir sanat, bunlar güzel şeyler. Çocuklara katkıları olacağına inanıyorum ve enerjilerini bu tip şeylere yoğunlaştırdığında çocuklar Evet. evde oturuyorlar. Sonra iş hayatları sönüp emekli olduğunda da ellerinde bir hobileri Tabii. oluyor. Tabii. Peki sizin çocuklar ne yapıyor? Senin Benim çocuk adamı oldu. iş adamı. Evet, birkaç işi var, onlara bakıyor böyle. Baba yolundan gidiyor herhalde. Okudu ve o hayatı seçti. Hatta iş hayatını çok sevdiği için master bile yapmadan çalışmaya gireceğim dedi. Çalışma hayatını seviyor. Kızım benim gibi biraz sanatçı yönü var. O Evet. iç mimari okuyor. Bu sene de staja başladı. İyi Seneye maşallah. inşallah. İyi maşallah. Demek ki sanat yönleri de. Yani şey de illa oturup o sanatı yapması gerekmiyor. Bakış açısı, Evet. vizyon, yani işte iş adamının da böyle bir vizyona sahip olması o çok önemli. İnsan ilişkilerinden, eşyaya bakışından her şeyini etkiler.
Çocuklarımızı zaten biz yetiştirirken bir şeyler öğretiyoruz. Ben bizde oğlum 7 yaşına kadar televizyon yoktu ve bir yere gittiğimizde kumandayı verip sayfayı çevirin derdi. Çünkü evde kitap okuyorduk biz ona. Evet. Ve ben onunla çok müze gezdim. Şöyle söyleyeyim, çocukların taşındığı kangurular vardır ya, 1,5 Evet. yaşından olmaz. Ben 10-15 tane müzeyi kanguruyla gezdiğimi biliyorum yani. Bir de anlıyormuş gibi gösterirdim. Yurt dışına giderken de oğlum yanımda olurdu ve benle müze gezerdi. Ben daha çok klasik sanatları severim. Ama bir baktım üniversite hayatında hiç o zaman söylenen çocuk modern sanatlar bölümünde modern sanatlar dersi alıyor. Sonra da bütün gittiği yurt dışlarında MoMA'lar vardır, modern sanat müzeleri. Onları geziyor. Yani ben belki müze gezmeyi öğrettim ama o kendini buldu modern sanatta. Tabii Ayşe, bir müze şeyi var orada. Onu nasıl elde edecek? Anneden alacak işte yani. Şimdi mesela sergilere gidiyor. Bir şu sergi açılmış, buna gidelim mi diyor. Ama onun seçimleri daha modern sergiler, modern Olsun. görünümü seviyor. Zaten ki öyle olması gerekiyor. Yani onu da, o da bir birey, onun da bir hayatı, beğenileri var, farklı olabilir. Ama şu var ki bir bakış açısı anlamında sanatı hayatının içine koyuyor. Sanatıyla birlikte yol alıyor. Şimdi şey, bir soru gelmişti. Gençlere ne tavsiye edersiniz diye soruyorlar da Zaten o tarafı söylemiş olduk ona. İşte her dağdan. gençlere, yani gençlere önce çocuklukta birlikte bir Evet. gezilerinizi çocukla birlikte yapmanızı, büyüdükleri zaman da zaten kendileri yol alıyorlar. Ama Aynen. evet, yani bir sanat alanında neyse yetenekleri, ilerlemeleri yapmaları iyi olur bu konuda. Bir de sorumlulukla olması lazım. Şimdi de çok böyle her şeye heves eden bir genç, her şey ellerinin altında ya. İşte 3 gün hayvan bakıyor, 5 gün teslim yapıyor, 10 gün bilmem ne yapıyor. Böyle şıp sevdi gibi bir yapı da hiç hoş değil. Dolayısıyla yapıp sabredip sorumluluk ala ala ilerlemeyi de göstermek gerekiyor herhalde. Yani çocuklar bir şeye başladığında şimdi şeyler var. Diyetisyenler 3 aylık ücret birden alıyorlarmış bırakması falan. Evet. Ben çocuklarımıza da kural koymamız gerektiğine inanıyorum. Sen baskete mi gidiyorsun? Bir şartla yazdırırım. 6 ay ne olursa olsa bir sakatlık haricinde 6 ay bunu bırakmayacaksın. Sen şunu mu Evet. yapıyorsun? Ben bunda varım ama şu kadar süre yapacaksın bunu. O zaman insan tam olarak karar veriyor. Yani bir insan bir şeyi 1 ay yapıp da ondan hoşlanıp hoşlanmadığını karar veremez. Kesinlikle. İşte bu çok önemli. Aileler de sınır koymayı, kural koymayı böyle despotizm olarak tanımlıyorlar ki bu çok yanlış. Çocuğun yetişmesi için ancak öyle, yani her şeyde bir koşuda bile bir sınır var değil mi? Şuraya kadar koşacaksın deniliyor. Yaratan Dolayısıyla namaz da sınırlamış mesela. Diyor ki günde 5 kere önüme geleceksin. yani Hayatın en büyük sınırı ve bizim ihtiyacımız var ki bu konmuş. ha, evet, namaz deyince peki bu gezilerde sanat işinde bu ibadetler nasıl gidiyor? Yani hiç Onları nasıl koyuyoruz? Hayır, ben pratiği öğrenmek anlamında diyorum. Tavsiye anlamında da yani. ben uçağın içinde mesela tuvalette abdest herkes alabilir ama ben tuvalette bir yerlere sıçramıştır bir şey diyerekten titizlenen bir insanım. Evet. Yarım bardak suyla uçağın içinde bile abdest alıyorum. Peçete Hmm. alıyorum, ayakkabımı çıkarıyorum. Bir lokma suyu ağzıma alıyorum, çalkalıyorum, yutuyorum. Yutmayacağım diye bir şey yok ki. Elime Evet. o kadar az su alıyorum ki yüzüme falan yıkarken şıpır şıpır damlamıyor. Yani kilolarca su Tabii harcamamıza tabii farzları, sırf farzları yapmak yeterli zaten. tabii peçeteyi yaydığım yerde ayağımı elimi ıslatıp yani döküp değil elimi ıslatıyorum ayağımı. Sonra da o peçeteleri bir piknik poşetine bağlıyorum. İnanın ki bir bardak içme suyu için Tabii. istediğim su abdestimi alabiliyorum. Bir de naylon seccadeler var. Şu büyüklüğe kat. Her zaman o çantamda var. Şimdi telefonlarda zaten yön gösteriyor. Kıble işi ayarı var. Her yerde duruyorum yani. Hiç duymadığım şey yok. Çok böyle bakılacak bir yerse de bir kabine giriyorum. Geniş bir kabine 2 elbise alıp orada kıbleyi buluyorum. Namazı kılıyorum. Sonra diyorum ki olmadı diye çıkıyorum o dükkandan. Her Nasıl şey dersin? yani böyle dış mekanda, parkta falan bir yerlerde kılmadınız. Kıldım, çok kıldım işte o dediğim naylon şeyle hiçbir zamanda birisi beni durdurup burada ne yapıyorsun değil. Ama şöyle bir şey yani insanların gözüne soka soka değil. Parkta yürüyorum, bir ağacın dibini Tabii, buluyorum. tabii.
şey bir yerde. Daha tenha. Zaten ki öyle olması lazım. Evet yani. Öyle bir Peki yer var. sizi hiç böyle çeviren oldu mu? Ne yapıyorsun? Bu nedir diye soran. Belki yoga yapıyor zannetmiştir. Yok. Son ben 3-4 gün önce Ukrayna'dan döndüm. Ukrayna'da bir benzinciye gittik ve 15 kişilik bir gruptuk ve hepimiz namaz kılan bir gruptuk. Oo. De yer yok. Hafif yağmur yağıyor. Benim de dizimde bir ameliyat var. Yerdeki taşların üstüne durdu 4-5 kişi. Çim de ıslak, bir tane kutu gibi bir şey vardı bir kenarda. Kutunun üstüne çıktım kıldım ama yani otobanın kenarındaydı. Benzinci dışarı çıktı. Bize bir baktı, geri girdi mesela. Hiçbir şey demedi bile. Yani insan istediği zaman Bir her şey hal. demesi değil, merak etme anlamında yani. Bu nedir diye sorulabilir. Bunda da bir mahsur yok. Eğildi böyle yüzümüze bir baktı, sonra sormadan girdi. Yani biraz da pratikleşiyorsunuz Tabii mesela. tabii. Yani bir Yani havlu atıyorum çantama, sırt çantama her zaman. Çok mu kötü oldu? Pis bir yerde miyim? Onu bırakıveriyorum, çöpe atıyorum. Bir dahaki sefere bir tane daha o havlu, hani otellerde olan yerlerden. yani Yani biraz pratik. pratik olacaksın. Yani bir de götüreceğin şeyler çok az olacak anladığım kadarıyla. Gerekli Evet. malzemeler. Yani size gezmek size yöntem öğretiyor ama asla Ramazan'da mesela bir yere gitmiyorum yani. Yani. Oruçla onu ayarlamam pek kolay olmuyor. Onu da seferi yapmak istemediğim bir ibadet. Yani. Sadece Mekke Medine Ramazan'da. Allah daha da güzel sağlık afiyet üzerinde gezmelerinizi daim eylesin. Tabii yazılarda İnşallah. Allah'a şükür yazılarda devam ediyor. Evet. Böyle sizi daha iyi yerlerde değil de yani hem resim yaparak hem işte tezyinatınız üzerine hem ibadetiniz üzerine yani bunlar olabilecek şeyler. İlla birinden birini tercih etmemiz gerekmiyor. Sürekli aklımızda bunu tutmamız ve bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü ibadet bizim için vazgeçilmez. Evet. Yani şeyi çok seviyorum. Mekke Medine'deyken insan onu daha çok hissediyor. Her şeyden önce ibadet geliyor. Maalesef normal hayatımız içinde biraz hayat daha ön plana geçiyor. Yani tabii. Buradayken inşallah onu her zaman hayatımıza geçirelim. Tabii çevremizi seçmekte de daha dikkatli olduğumuzda mesela çok bana aykırı bir grupla da gezdiğim oldu benim. Yani Sudan'a gidiyorum. Çok Sudan'a giden grup yok. Tek başıma gidemeyeceğim bir yer. Hiç bu işlerden anlamayan bir grupla da gezdim. Ama hiç kimse benim ne abdestimden ne namazımdan rahatsız olmadı. Bazen çok kendi kafanızda insanlarla geziyorsunuz ama o kadar plansızlar ki ben bile bir insana ya burada da mı, burada da mı namaz dediğim oldu. Bunu işte dedirtmemek lazım. Programlı bir insan olmam Tabii. avantaj sağlıyor. Ben namazımı nerede kılacağımı evvelden planlıyorum. Yemeğe mi gideceğiz? Tamam, o şekilde. Veya ben içki içilen bir sofraya şimdiye kadar hayatımda oturmadım. Hadis-i Tabii. Şerif'ten, o lanetten korktuğumdan. Tabii. Ama bir grupla bir yere gidiyorsunuz. Bir bakarım masalar ayrı ayrıysa otururum. Kendim, çünkü iki arkadaşım olur. Bizim masada hiçbir zaman öyle bir şey olmaz. Ama onu ayıramıyorsam başım ağrıyor der, yukarı çıkarım. Yani insan bir galeteyle de doyar sonuçta. Yani kaç 3 gün kaç gün gidiyor? Doğru tabii. Başkalarını da rahatsız etmem. Veya dine karşı bir insansa onu dine karşı bir kelime kullanmak zorunda da bırakmam. Tabii işte grup şeyine çok dikkat etmek gerekiyor. Yani grup seni yarım saat bekliyorsa o ibadetin de, abdestin de, namazın da hiçbir anlamı yok. Dediğim Dolayısıyla sen öncesinden bunu ayarlayacaksın yani. evet, çantamda zaten malzemem var. Öğlen yemeğine mi girdiler? Namaz vakti mi? Ben yemeyeceğim diyorum. Evet. Çıkıyorum. Onlar lokantada 20 dakika mı, yarım saat mi kalıyor? Ben bir kuytu köşede hem namazımı kılıyorum hem bir yerden bir kahve alıp çikolatayla geçiştiriyorum. Ama hiçbiri fark etmiyor. Yani namaz kılarken de görüyorlar beni ama rahatsız olmuyorlar. Çünkü Tabii. onların anından çalmıyorum. Tabii. Bir şeyde biz öyle yapmıştık. Tiran'da, Arnavutluk'ta. Onlar lokanta bize Ethem Efendi camiyi gördük. Namazı kıldık. Orada bir sandviçle günü geçirdik. Şimdi ailenizden sanata düşkün olan var mıydı diye bir soru var ama biz bunu ilk başlarda Evet. konuştuk zaten. Dolayısıyla herhalde geç katılmış bu arkadaşımız. Şeyin başına kaydın başını izlerse bu konuda bilgi alacağını düşünüyorum. Yeteri kadar çünkü konuştuk. Ailede sanata düşkün insanlar var. Bir de bir şey vardı. Süleyman Ragıp soyadını unuttum. O siz onu tanıyor musunuz?
Editörüm. Gençler. Ben Ne? editör. Tam ismini söyler misiniz? Toz koparan mıydı, neydi? Hayır. Ben de Süleyman Ragıp olarak kayıtlı. Şimdi gelin. Tamam, bir de o kayıt düşmüş. İlk başta sormuştu. Annesi diyor. Kimin annesi? Kimin annesi? Kimin çocuğu, anlayamadım. Süleyman Ragıp sizin editörünüz mü? Evet, benim editörüm. Onun annesiyle editörün annesi olarak bir ilişkiniz var. Sizin anneniz de sizin anneniz zaten. Orada demek ki Evet. cümle eksik. İşte Süleyman bazen de yazıcılar. yazıcılar, doğru. Doğru. Bazen çok bildiğimiz şeyi böyle kısa kısa hemen yazarken yazıcılar geldi. Evet. Doğru. Öyle bir kayıt vardı, not vardı. Evet. Demek editörünüz de siz. Güzel yazıları var. Hem Ha. kitapları yazıları var. Genç dergisinin de başında onu idare ediyor. Çok güzel bir dergi çıkarıyorlar uzun zamanlardır. Aynı zamanda böyle yardım işlerine de koşan, çok güzel yapan biri. Eşi de öyle yazı yazıyor. Maşallah, neydi, Şule Yayınları değil mi? Yok, Şule yayınlarından değil onlar. Erkam'dan mı çıkıyor bilemiyorum Genç Tamam. Dergisi. Erkam'ın bir kolun. Doğrudur. Ha, ben Şule'den çıkıyor ya kitaplarınız, acaba oradan mı diye bağlantı kurdum. Ben ilk Erkam yayınlarının Genç Dergisi'yle başladım. Sonra Şule'ye, sonra Karabatak çıktı. Onda devam etti. Tamam. Yani yayın evi çok. Sen yaz yani, basacak insan çok yani. Allah razı olsun. Sağ olun. Maşallah Hande'cim, söylemek istediklerini dinleyebiliriz. Biz süremizi doldurduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Yani alanlarını en azından ve bunları nasıl yaptığını öğrenmiş olduk. Sanatla ilgilenmeni tavsiye ediyoruz. Sanat insana bakış açısı ve incelik ve nezaket katıyor. İlla ki yapılması gereken bir şey, ama neyi öğrendik bu sohbette? Sabır. Yani sabır varsa istediğimiz şeylere ulaşabiliyoruz. Sabır Evet. yoksa, bırakıp çekip gidiyorsak, o zaman da ulaşamıyoruz. Yani kaybeden biz oluyoruz. Bu aile Gerçek. hayatında da böyle, çocukken de böyle, okulda da böyle, her yerde böyle. Şimdi Yani başka eskiden... evlilik için de böyle. Tabii. Maalesef çocuklarımız okulda bir hocayla takıldığında, bir arkadaşla takıldığında iyilik zannediyoruz. Çocukların hemen okulunu değiştiriyoruz. Tabii. Mesela davranış bilimlerinde buna da çok değiniyorlar. Asla değiştirmeyin. Çünkü Yani o hayatta her türlü insan var yani. Geçineceksin, öğreneceksin geçinmeyi. yani o çocuğa küçük yaşta işi değiştirmeyi, eşi değiştirmeyi öğretiyor. Yani Evet. sebat et. Tabii yani, eğer çok patolojik bir problem yoksa, sorun yoksa dikkat etmek lazım. Nihayetinde çocuk sınıfta kalsa bile iki senede okur, ama sen bir zorlukla karşılaşıp anda değiştirdiğinde demek ki her şey değiştirilebilir diye ömür boyu artık onun kafasında o kalır. Dolayısıyla Okul. bütün... Kusur okul oluyor ondan sonra Evet. çocuk. Kendi dışındaki bir şey. Neyse, her şey kendi dışında oluyor. Bu da yani öteki. Bu da çok doğru bir şey değil. Katılımcı arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. Hem seni gördük. Çok mutlu oldum ayrıyeten. Hayatımıza dokundun. Hala da devam ediyorsun. Allah yolunu açık eylesin. Daha da güzel günlerin olsun hep beraber. Biz de okuyalım. Hem de sanatınla da alalım evimize, iş yerimize. Asalım inşallah. Peki, ben kapatıyorum. Selamlar. Hayırlı günler. Ederim.